vakit geldi. Evet, hikayeler ve tabii ki sizlerin o çok sevdiği hikayeleri bizler anlatmaya devam ediyoruz. Siz bizi desteklediğiniz sürece biz de anlatmaya devam edeceğiz efendim. Destekleriniz nasıl? İzlemeniz, beğenmeniz, paylaşmanız, sevdiklerinize tavsiyeniz, en büyük desteğiniz bu. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ki zaten bireysel olarak sadece sizin izlemeniz, bizim kanalımızda olmanız da bir başka özellik. Çok teşekkür ediyorum. Söze hacet yok. Bir aradayken şu sayılı dakikalar ne kadar özel geçiyor, öyle değil mi efendim? Efendim, bugün de yine özel bir hikayeyle şöyle şu dakikaları dolduralım, güzelleştirelim. Hurdacının aşkını anlatacağım size. Bugünkü hikayemiz Hurdacının aşkı efendim. Ya bakalım nasıl bir aşkmış. Detaylarını bir öğrenelim. Siz beğenmeyi unutmayın ama. Hurdacı genç el arabasıyla hurda toplamaya çıkmıştı. Hadi demir alırım, bakır alırım, alüminyum alırım, sarı alırım diye bağırıyordu. Çok zengin katları, yatları, köşkleri, fabrikaları bulunan bir ailenin kızı olan Hülya, üstü açık spor arabasıyla köşkün bahçesinden yola çıkmıştı. Hurdacı gencin sesini duyunca frene bastı, bekledi. Hurdacı genç arabasının yanından geçerken, "Affedersiniz ama siz aldığınız demirleri, bakırları ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine hurdacı genç durdu. "Ne yapacağım? Bunları alan hurda deposu var. Oraya satıyorum." "İyi kazanıyor musun? Bu iş günde ne kadar para bırakıyor?" "Ben çok gezerim. Gün sonunda 10 kağıt kazandıysam keyfim yerine gelir. Bazen çöpten hurda çıkıyor. Böyle hurdanın tümü kar. 15-20 kağıt kazandığım günler oldu. Böyle ballı günlerde kendime bir ziyafet çekerim." "Ziyafet mi? Nasıl bir ziyafet bu? Kokteyl partisi falan mı?" "Kokteyl partisini hiç duymadım. Hani bir keresinde bir parti beni çağırmıştı, sağ olsunlar. Bana çok iyi davranmışlardı. Küçümsemediler de. Çıkarken buyur yine gel dediler. İkinci kere gidemedim." "Siz neler söylüyorsunuz? Ne partisi, nereden çıktı? Kendime ziyafet çekerim dediydiniz." "Ziyafet işte ama kendi çapımda. Çarşıdaki kebapçıda 1,5 İskender yerim." Yakışıklı hurdacı genç muzipçe o kadar güzel gülümsedi ki, öylesine içten gülümsedi ki, Hülya da gülümsemekten kendini alamadı. Hülya'nın birden aklına köşkün arka tarafındaki atıl demirler geldi. Orada bir de eski soba vardı. Çocukluğundan beri onlar orada duruyordu. Bilmem bu genç onlara kaç para verirdi. Hülya, "Arkadaş, senin adın ne?" diye sordu. "Benim adım Hülya," dedi. Hurdacı genç, "Benim adım da Şevket ama arkadaşlar bana Şevko derler." Hülya, "Şevko, bizim köşkün arka tarafında hurda demirler var. Sanırım bir de eski soba olacaktı. Onlara ne verirsin?" "Şevko, önce demirleri ve sobayı göreyim, sonra bir fiyat biçerim," dedi. Hülya spor arabasını köşkün önüne park etti. Şevko ise tek tekerlekli el arabasını iterek birlikte köşkün bahçesine girdiler ve köşkün arka tarafına doğru yürüdüler. Onları köşkün penceresinden seyretmekte olan Hülya'nın babası, yanında korumaları olduğu halde bahçeye çıktı ve Hülya'nın yanına gitti. Hülya'nın babası, "Kızım ne oluyor? Bu hurdacı da neyin nesi?" Hülya, "Hiç babacığım, bu Şevko. Az önce arkadaş olduk." Hülya'nın babası, "Arkadaş mı oldun?" Hülya, "Evet, arkadaş oldum ve buradaki demirleri ona satmak istiyorum." Hülya'nın babası, iyi, sat bakalım." Hülya Şevko'dan yana dönerek, "Arkadaş, bu demirlere ve sobaya ne verirsin?" "Şevko, demirler para etmez. Arabaya atı vereyim. Sobaya 5 lira veririm." Hülya, "Sen şimdi bu kadar demir para etmez diyorsun ha? Ama kilo hesabı satacaksın. Demirler kalsın. Sobaya 5 lira az. Şuna 15 desek?" Şevko, "Hemen kızma arkadaş. Sobaya 15. Tamam ama yanında demirleri de isterim. Yani burada ne varsa hepsine 15. Hülya, "Olmaz. Hepsine 20. 5 kuruş aşağı olmaz." Şevko, "Tamam. Hepsine 20. Ben şunları arabaya yükleyivereyim." Şevko demirleri ve sobayı arabasına yükledikten sonra Hülya'ya dönerek, "Şimdilik 5 lirayı vereyim.
Kalanı yarın bu vakitler buraya getireyim. Görüşmek üzere deyip arabasını iterek götürmeye başladı. Hülya, Şevko'nun verdiği 5 liraya baka kaldı. Bir an babasıyla göz göze geldi. Babası onun haline acıyarak bakıyordu. Kızım, seni Amerikalarda boşuna mı okutmuşum? İktisat Üniversitesi'nden mezunsun ama üniversitenin ünisinden haberi olmayan birine karşı 20-0 galip gelmen gerekirken 15-5'e yeniliyorsun. Bu genç sana 15 lirayı getirmez. Git de gider. Babası bu sözleri söyledikten sonra korumalarıyla birlikte uzaklaştı. Hülya iki damla gözyaşının yanaklarına süzüldüğünü fark etti. Bebeklik günleri hariç ağlamadığını biliyordu. Çok iyi bildiği bir şey daha vardı: insan karakterleri. Karakter tahmini işinde hiçbir zaman yanılmamıştı. Tahmini doğru çıkarsa Şevko yarın gelir ve 15 lirayı getirirdi. Eğer Şevko yarın gelir ve 15 lirayı getirirse ondan ayrılmayacağına kendi kendine söz verdi. Ve yarın olmuştu. Hülya bir saati aşkın bir zamandır köşkün bahçesinde dolanıp duruyordu. Bilmem kaçıncı defa bahçe kapısına yaklaşmıştı ki Şevko'yu gördü. Şevko gelmişti. Kusura bakma arkadaş. Dün yanımda başka param yoktu da ondan öyle oldu. Yoksa borç bırakmak istemezdim. İşte 15 lira. Hülya, parayı getirdin ya, gerisinin önemi yok. Demirlerle sobayı satınca sana iyi kar kaldı mı? Şevko, aman ne demezsin, çok iyi kazandım. Onlara 60 liraya aldılar. 20 sana verdim, bana 40 lira kaldı. Şimdiye kadar böyle ballı alışveriş yapmamıştım. Çarşıdaki kebapçıya gidiyorum. Benimle gelir misin arkadaş? İskender haricinde ayran, kola ne içersen ısmarlarım. Hülya, Şevko'nun dediklerine bir güldü, bir güldü ki sormayın. Kahkahalarla. Onlar çarşıdaki kebapçıda çok güzel ve neşeli bir ziyafet çektiler. Hülya konuşma aralarına sorucuklar sıkıştırarak Şevko'yu daha yakından tanımak fırsatını buldu. Onda gelişmeye, daha çok kazanmaya uygun muhteşem bir ticari zeka bulunduğunu fark etti. 4 yıllık hurdacı ve 25 yaşındaydı. Askerliğini yaptıktan sonra köyüne dönmemiş, Bursa'da kalmıştı. Bursalı izleyenlerimize de selam olsun. Köyünde 5'i bitirmiş, 6'nın yan kapısından geçmişti. 6. sınıfa ait birkaç kitap bulmuş ve bunları okumuşluğu vardı. Daha dün canlıca yaşadığı olayda adam 5 lira sermaye ile 15 lira borcunu ödemiş, 40 lira da temiz para kazanmıştı. 20 liranın karı 40 lira olmuştu. Demek ki 20 bin lirası olsa kısa zamanda 40 bin lira kar edebilirdi. Hülya birkaç gün sonra durumu babasına anlatarak Şevko'yu şirketlerinden birinde işe aldırdı. Şevko ilk gün kıyafetlerini yadırgadı. Takım elbiseli, beyaz gömlekli, kravatlı halini aynada görünce şaşırdı ama zamanla alıştı. Hülya bu ilk avansın deyip 5 bin lira verince cebi kızıştı. Para tomarı pantolonunun cebinde şişkinlik yapınca bir cüzdan alıp ceketinin iç cebine koymayı ihmal etmedi. Şevko, kiralık olarak tuttuğu apartman dairesinde satın aldığı pek çok kitabı okumaya başladı. Aradan aylar geçtikçe, beyninin hücreleri bilgiyle, bilimle, kültürle aydınlanmaya başladıkça, çağdaşlaştıkça bakışları değişti. Gözlerinden zeka fışkırmaya başladı. İnanılmazı gerçekleştirip dünyaya bir fakirin neler yapabileceğini göstermek istiyordu. Bunun için yıllardır fırsat kollamıştı. Beyninin en ücra köşelerindeki fikirleri, çevresindekilerden yanlış anlarlar diye açıklamaktan korktuğu düşünceleri şirketteki çalışma ofisine gelen Hülya'ya anlatıyor ve takdir görüyordu. Ne demek öyle? Söz gümüştür. Şevko'ya göre söz altın değerindeydi. Söz ağızdan çıkar ve iyiyi, doğruyu, güzeli anlatırdı. Konuşacaktın, her konuda bilgini ortaya koyacaktın, herkes istediği konuda fikir ileri sürüp yorum yapabilirdi. Bu konuda ben böyle düşünüyorum derdin ve kesinlikle yanlışa düşmezdin. Önemli olan ben diyebilmekti. Boyun bükmeden, eğilmeden savunduğun fikri takipçisi olabilirdin. Şevko Hülya'nın ofise uğramadığı günlerde huzursuz oluyordu. Her gün mutlaka onu görmek, onunla konuşmak istiyordu. Zamanla Hülya'yı sevmeye başladığını fark etti. Hem bu sevgi öylesine büyük bir sevgiydi ki kısaca adına aşk dedi.
İnsanoğlu dünyada var oldukça aşk da var olacak. Ve benim aşkım sırılsıklam aşık olan Şevko'nun aşkı, yani hurdacının aşkı adıyla isim bulacaktır. Aslında Hülya da Şevko'ya karşı ilgisiz değildi. Tanıştığı ilk günlerde Şevko'ya karşı derin bir his ve sevgi duyduğunu anlamıştı. Şevko'ya yardımcı olmuş, onu sokaktan kurtarmış ve zirveye taşımıştı. Aradan 5 yıl geçti. Bu 5 yıllık sürede Şevko para kazanmanın inceliklerini keşfetmekle meşguldü. Bir aralık para kazanmanın püf noktaları isimli bir kitap bastırmaya kalkışmış ve Hülya'nın gayretleri sonucu hazırladığı dokümanları sobada yakmıştı. Tahvil ve hisse senedi alımlarına giren Şevko, kıyısından köşesinden de olsa azıcık bir servet oluşturmuştu. Şirketten kazandığı parayı, yani aldığı maaşı derin dondurucuya atmıyor, o parayı çalıştırarak paraya para kazandırıyor, kasasına sıcak para girişi sağlıyordu. Bir gün Şevko çalışma ofisine gelen Hülya'ya aşkını anlattı. Ya, onu çok sevdiğini ve evlenmek istediğini söyledi. Hülya da Şevko'ya kendisini çok sevdiğini ve evlenme teklifini hemen kabul edebileceğini, fakat babasının da olurunu almak istediğini söyledi. Köşkteki akşam yemeğinden sonra Hülya babasına bugün bir evlenme teklifi aldığını, bu teklifi yapan genci yıllardır tanıdığını ve onu çok sevdiğini söyledi. Bunun üzerine babası, "Kızım, bu gencin otomobil fabrikası var mı?" diye sordu. "Yok baba, nereden olsun? Belki zamanla otomobil fabrikası kurar." "Bak kızım, ben zenginliğe haddinden fazla önem veririm. Seninle evlenecek olanın mutlaka otomobil fabrikası olmalı. Sen doğduğun gün ben bu kararı almıştım. Fabrikası olmayana ben kız vermem." "Baba, bana talip olan bizim Şevko. Hani bir zamanlar hurdacıydı ya. Sonradan şirkette ona iş vermiştin. Üstün gayretleri sonucu 5 yılda şirketin karını 100 kat artıran Şevko." "Tamam işte. Şevko mevko. Kursun otomobil fabrikasını, gelsin seni benden istesin. Ben seni sevdiğinle evlendirmem demedim ki." Ertesi gün Hülya Şevko'ya babasıyla konuştuklarını anlattı. Bunun üzerine Şevko, "Baban market, pastane açmamı istemiyor ki, otomobil fabrikası diyor. Bankadaki paramı, tahvil ve hisse senetlerimi ortaya koysam otomobil fabrikasının bir kısmını inşa ettiririm. Bu fabrikanın yan kuruluş binaları olacak. Bunları hangi arsa üstüne yaptırırsın? Fabrikanın içindeki makinalar tonla para tutar." "Hülya, bak Şevko, arsa işini düşünme. 2 yıl önce babamın bana yaş günümde armağan ettiği 5000 dönümlük arsa yeter. Birkaç bankada yüklü miktarda hesabım var. Altın mücevher falan da var. İşe girişelim. Paramız yetmezse kredi çekeriz. Hem babam fabrikayı yarıladığımızı görsün, desteğini esirgemez." Şevko ile Hülya 2 yıl içinde otomobil fabrikasını hizmete sokup ilk yaptıkları otomobilleri piyasaya sürdü. Otomobiller geniş bir alıcı kitlesi tarafından rağbet gördü ve çok tutuldu. Hülya bir gün Şevko ile birlikte babasını otomobil fabrikasına götürdü. Fabrikayı gezen baba, Şevko ile Hülya'nın alnından öptü. Ertesi akşam Şevko 2 tanıdığıyla gidip Hülya'yı babasından istedi. Baba Hülya'yı Şevko'ya verdi. 1 ay sonra nişan, 2 ay sonra düğünleri yapıldı. En lüks otellerde yapılan nişan ve düğüne, evet, Türkiye ve dünyanın jet sosyetesinin tanınmış simaları katıldı. Şevko ile Hülya evlenerek muratlarına erdiler. Hurdacının aşkı hikayesi de burada sona erdi. Ama nasıl bir karşılaşma, nasıl bir tevafuk, değil mi? Nasibine gitmese de nasibi onu arar bulur. İnsanın karşısına çıkar. İşte Şevko'ya bakarsanız o neyi arıyordu, neyle karşılaştı ve hayatı nasıl değişti? Tabii başlarına bir şey diyemem ama sonlarında Şevko çok şanslıydı. Çok büyük destekler aldı. Bu destekler de güzel gelişti ve o da evet zekasının hakkını verdi. Gayretini gösterdi ve bereketini de almış oldu. Gayret bizden, bereket Allah'tan denir. Evet, biz gayretimizi göstermeye devam edeceğiz. Çünkü kader gayrete aşıktır. Biz de gayret ediyoruz her zaman sizin için en özel hikayeleri anlatmaya. Çünkü bu bizim işimiz. Evet efendim, sizlere güzel hikayeler anlatarak size bir 5-10 dakika da olsa hayatın şu keşmekeşinden sıyrıldığınıza inanıyorum.
İnşallah bir katkımız oluyordur. Bir sonraki hikayede yeniden görüşmek üzere. Aşk ola.